Evet. Değerli arkadaşlar, öncelikle ben kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şunu söyleyeyim. Maalesef bu afetin yaşandığı ilk dakikadan itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, liderimizin talimatıyla acilen genel merkezimizde bir afet koordinasyon merkezi kurduk. Bu merkezde telefon oluşturduk, telefon numarası oluşturduk ve 0312 207 40 65 numaralı telefonumuzu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Tabii buradaki kalabalıkta da göreceksiniz vatandaşlarımız efendim parti okulu, hukuk komisyonu, parti meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, CHP gönüllerimiz, milletvekili danışmanlarımız, genel merkez personellerimiz seferber oldular. Burada 50'nin üzerinde hat kuruldu ve bu hat, bu telefon hattı 7/24 esasıyla büyük bir fedakarlıkla, büyük bir hassasiyetle çalışmaya başladı. Tabii şu anda mesela bugün şu an itibariyle diyorum ki bu rakamlar devamlı artıyor. 10 binlerce telefon teknik aramaya karşı karşıyayız. Ve bunlardan 17 bin şu an itibariyle 17.710 telefon numarasıyla ve görüşmeyle iletişime geçtik. Bunların bu telefonların bu aramaların 3504 tanesi enkaz, 293'ü kayıp ve 6150 olanı da diğerleri. Yani ne bunlar? İşte enkaz altında yardım bekliyor, aileleri ulaşmış tamamı. Toplamda da dediğim gibi şu an itibariyle 17.110 kişiyle vatandaşımızla temas haline geçtik. Burada biz ne yapıyoruz? Bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerinde olan AFAD ve diğer konularla ilgili olanlara talepleri iletiyoruz. Ve bir taraftan da o bölgelerdeki belediyelerimizin olduğu yerlerdeki ekiplerimize bilgi aktarıyoruz ve anında müdahale için yer ve nokta gösteriyoruz. En çok aldığımız çağrılar arama kurtarma, enkaz altında ve duyulan sesler, vatandaşlarımızın kurtarılma talebi, yardım isteği, kayıp bildirimi ve yardım talepleri üst üste koyduğumuz zaman. Bakıyoruz burada yeri geliyor su bulamıyoruz diye arayanlar var. Ki şu anda büyük bir sıkıntı içerisinde vatandaşlarımız hem kendi canlarıyla uğraşıyorlar, bir taraftan da enkaza müdahale yapılmasını bekliyorlar, bir taraftan gıda ihtiyaçları var. Gelen her türlü bildiriyi, her türlü ulaşılan noktayı AFAD'a anında buradan AFAD'la oluşturduğumuz WhatsApp hattımız var, oraya gönderiyoruz. Aynı zamanda mail atıyoruz ve kendimizin belediyelerimizin oluşturduğu birliklere de müdahale ederek, onları bilgilendirerek ulaştırmasını sağlıyoruz. Bakın şimdi bir arkadaşım Adıyaman'dan bir haber getirdi. Bir kız çocuğumuz enkaz altında yaşıyor, yardım bekliyor. Cumhuriyet Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi 70A, Çınar Apartmanı, hemen bunu geçeceğiz. Yani devamlı 50 hat açık. Bu 50 hattın birisi kapanırken diğeri geliyor, hiç durmadan devam ediyor. Tabii burada baktığınız zaman ilk 48 saatte maalesef AFAD'ın yetersiz olduğunu ve yetişemediğini buradan görüyoruz. Ve bu bizi büyük bir üzüntüye serf ediyor. Baktığımız zaman ne yapıyoruz? Hemen diğer ulaşabildiğimiz noktalara, işte belediyelerimize, oradaki ekiplere, kurtarma ekiplerine bir şekilde iletişime geçmeye çalışıyoruz. En çok Hatay ve Maraş'tan iletilerin geldiği ortada. Aynı zamanda EPDK başkanıyla da iletişime geçtik. Benzin istasyonlarına, özellikle benzin istasyonlarında benzin olmadığını ve bu konuda büyük sıkıntı çektiğini ilettik. Detaylı bilgileri kendilerine verdik. Elektrik kesintilerini, buraya gelen bildirileri hemen anında iletiyoruz. Gelen ihbarlarla bir sıkıntımız müdahalenin gecikmesi konusunda eksiklikler olduğunu, koordinasyon eksikliği olduğunu, yetersizlik ve maalesef büyük bir çaresizlik olduğu ortada. Ve bu çaresizliğe derman olmak için de burada genel başkanımızın talimatıyla oluşturduğumuz gönüllü ekibimiz büyük bir hummalı bir çalışmayla telefonlara yetişip her noktaya ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşımız bir umutla verdiğimiz telefon numaralarını arıyor ve devleti arıyorum, yardım edin diyor. Biz de elimizden gelen desteği
engellemeden devam ediyoruz. İnanın burada çok duygusal anlar yaşanıyor. Demin biraz evvel de bir vatandaşımız, ihbar ettiğimiz bir kardeşimizin çıkarıldığı haberini aldık. Tabii burada büyük bir mutluluk yaşandı. Teknik ekipler, operatörlerin bölgeye erişimlerini, kurtarma çalışmalarına destek vermek isteyenlerin de maalesef alana alınmadığını öğreniyoruz. Bunları da bildiriyoruz. Burada AFAD hatlarına da bildiriyoruz. Bölge yetkililerine de bildiriyoruz. O bölgedeki bizim örgütlerimize de bildiriyoruz. İl başkanlıklarımızın gönderdiği tırların koordinasyonu, belediyelerimizin koordinasyonuyla ilgili bilgilendirmeleri de gelen yardım taleplerine göre anında iletiyoruz. Şu anda maalesef müdahale edilmemiş köyler olduğu ortada. Bakın daha şu anda aldığımız yerde bir ilçe, bir Kahramanmaraş 12 Şubat'a az önce aldığımız haber daha orada bir müdahalenin yapılmadığı noktasında. Umuyoruz, bekliyoruz. 60 saat oldu. 60 saat. 60 saat geçti. Tabii buradaki çabalar büyük ama asıl çaba oradaki bu konudaki sorumluların anında yere müdahale etmesiyle geçerli. Ses duyuyorum diyerek arayıp kimse yok, kimse yok burada diye arayanlar telefonlarımızı oluşturuyor. Bunları da direkt arkadaşlarımız, gönüllülerimiz, parti örgütlerimiz ve özellikle gençlik kollarımız ve kadın kollarımızla ulaştırıyoruz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız burada büyük bir organizasyon içerisinde. Parti meclis üyelerimiz burada çaba içerisinde. Kadın kollarımız çaba içerisinde. Ayrıca bu yardımların iletilmesi konusunda da kendileri de ayrıca bir oluşum üzerinden destek veriyorlar. Belediyelerimizin ve il başkanlıklarımızın, örgütlerimizin yardım tırlarının ulaştırılıp dağıtılması konusunda da bilgilendirmeler yapıp hem yetkililere bildiriyoruz hem de alanda ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını karşılaması açısından destek veriyoruz. Mesela yine biraz önce bir gemi tahsis edebileceğini söyleyen ve ilettiğimiz AFAD'ın sitesine de ilettik, kendilerine de bildirdik. 25 kameralı bir gemiyi İskenderun Limanı'na hastane olarak kullanmayı hemen gönderebilirim, bize adres verin, yer verin, konum verin dedikleri yere yola çıkardık. Yine AFAD yetkililerinden ve o bölgenin yetkililerinden destek veriyoruz. Ancak biz o anda onu yola çıkardık. Çünkü vatandaşımızın kaybedecek bir saniyesi yok. Orada gittikleri zaman orayı o hale getirip vatandaşımızın hizmetine sunmak da oradakilerin görevleridir. Her şeyin kontrol altında olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Bazı söylemler duyuyoruz. Biz burada çağrı hatlarında gelen hatlarımızda kontrol altında olmadığını net olarak yaşıyoruz. Ve bu üzüntümüzü de buradan söylemek istiyoruz. Şunu söylemem lazım. Her şeyin kontrol altında olduğunu söylemek büyük bir yalandır. Ve asla kabul edilmez. Burada eksikliği kabul edip üstüne gidip bir can daha nasıl kurtarırız? Bir evladımızı ailesine, bir sevdiğimizi çocuklarına nasıl kavuştururuz? Onun için mücadele etmemiz lazım. Bakın Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve pek çok illerde, bunların pek çok ilçesinde dün akşam itibariyle yardım ulaşmadığı ve enkaz olduğunu ve enkazın altında canlar olduğunu ve hala bunların olduğunu an itibariyle bildiriyoruz. Şu anda daha önce size söylediğim 17.110 şu anda 17.700 rakamına çıkmış noktada. Yani çok hızlı bir sirkülasyon var ve vatandaşlarımızın ailelerine kavuşmasını, bir an evvel göçük altında, enkaz altında kalanlarımızın bir an evvel çıkartılmasını ve bir an evvel daha çok fazla zaman kaybetmeden müdahale edilmesini, alanların boşaltılmadan oradaki vinç, tedarik ne ihtiyaç varsa şu anda bize gelen bazı telefonlarda vinçlerin, iş makinelerinin merkeze ve alanlara alınmadığı konusunda da bilgiler geliyor. Bunları da iletip yetkililerle paylaşıyoruz. Tekrar biz burada 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki gönüllü arkadaşlarımız, partimizin yetkilileri, üyeleri, danışmanlarımız, gençlik kolları, kadın kolları bir koordinasyon içerisinde dönerli olarak 24 saat çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Biz buradan tekrar bu depremde kaybettiğimiz canlara da Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun ve bir an evvel kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın da kurtarılmasını beklediğimizi ve bu arzuyla çalışmamıza devam ettiğimizi iletmek istiyorum. Teşekkürler.